Padişah Efendimizin Tekirdağ ziyareti esnasında bekliyorduk teşebbüsünüzü. Şehzadem, çok mu aceleniz var? Memleket elden gidiyordu, bizim mi haberimiz yok? Dört bir yanımızı düşman salmış. Düşmanla harp meydanında canını vermeye hazır gencecik askeranı, zabitanı birbirine kırdırdınız siz bugün. Devlet-i Ali'nin küçücük bir zafiyeti için bekleyen düşmana bundan iyisi ballı börek. Şehzadem. Senin fikrin de bu meyanda mıdır Firinta Mustafa? Amca sultanımızı tahttan etmek için canlara kıydığımızı mı düşünürsün? Müslüman kanı döktüğümüzü. Fikir sahibi olabilmem için önce malumata sahip olmam lazım. Sorgudan sualden geçeceksin diyorsun yani. Doğru mu anladım? Doğru. Şehzade Mehmet Efendi. Şehzadem derdin evvelden. Ne oldu ona? Ben de onu merak ediyorum. Ne oldu benim şehzademe diye. Sorgu sual faslının beni alakadar eden kısmı burası. İşkence de var mıdır sorgunda? İşkence yapmadan cevap alamayacağımı zannediyorsunuz? Şaşırmış gibi görünüyorsunuz Boris Zahariyaz. Efendi Cemil diyecektiniz sanırım. Halbuki kardeşi kitabında yazar. Biz her efendinin yanına bir naip atarız ki adımlarını ve hayatını korumak için. Ben de yıllarca Yüce Meclis adına sizin hayatınızı korudum ve kolladım. Bunun için size şükran borçluyuz Efendi Cemil. Elveda Boris. Thank you.
hoşça kalın Boris Zaharyas. Hoş geldiniz Efendi Cemil. Bugün giriştiğimiz tarzda muvaffak olamadık. Padişah hala tahtında. Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız efendiciğimi? Siz çok daha iyi bilirsiniz ki harpte pek çok muharebe yaşanır. Bunlardan bir tanesini kaybetmiş olmak savaşı kaybetmek manasına gelmez. O halde bir dahaki muharebeyi ne zaman başlatmayı düşünüyorsunuz efendiciğimi? Şu sıralar başlamış olmalı Yüce Efendi. Hey! Hey! Çek arabayı. Kolaysa gel kendin çek. Görmüyor musun atın bacağı sakat? Ey Allah! Yok çocuklar. Çünkü çok uzaklar. Bunlar sizin davetleriniz mi? Bir elden bırakmamak lazım gelirdi. Gitmemiz gerek. Hadi. Teakkuzda kalın! Teakkuzda kalın! Adamlarını bile bile ölüme mi yolladın? Bunu bir tek ben biliyordum. Onların haberi yoktu. O yüzden pek bile bile denemez. Bir muharebe daha kaybettik. Öyle mi? Haklısınız Yüce Efendi. Ama bırakalım galip geldiklerini düşünsünler.
Musul vilayeti karıştığı zaman yaşayacakların mağlubiyeti hazmetmeleri biraz daha zorlaşsın. Yolladın yani telgrafı Musul meclisimize. Hem Musul vilayetine hem Kerkük'teki irtibatımıza gerekli telgraflar iletildi. Keşke ölmeden önce görebilseydi sizi bu halde Boris Zaharias. Ona saygı duyardım. İyi bir düşmandı. Ama biraz daha katlanabilir miydim? Bundan pek emin değilim Yüce Efendi. Gerçekçi olması gerekiyordu. Evet, sevgili kardeşlerim. Yüce Meclis beni öldürmediğinizi öğrenince başınıza neler gelecek biliyorsunuz değil mi? Paralarınızı iyi sayın. Efendi Boris, neden kardeşlerimizi öldürdük? Onlar kardeşlerimiz değil. Yüce Efendi, onların bizi para karşılığı sattığından şüpheleniyordu. Ben de emin olmak istedim. Neyse, boş ver bunları. Şehre dönmemiz lazım. Paralar? Onları hak ettiler. Amca sultanımız bilir mi bizim zindanda tutulduğumuzu? Amca sultanınızın âli emirleriyle tutuyorum sizi burada. Merak buyurmayın. O halde arzu halimizi iletirsin kendilerine. Buyurun. De ki amca sultanımıza, değil onun canına kastetmek, o mübarek sakalının tek bir kılı için bu naciz canımızı bir lassa dahi tereddüt etmeden feda ederiz. Amca sultanımızdan, rahmetli biraderinin mahtumu bendenize bugüne kadar nasıl biliyorsa, bugün ve bugünden sonra da öyle bilmesini niyaz ederiz. Devleti âlinin berdevamı kendi canımızdan mühimdir. Böyle söyle. Dışarı salmamak kaydıyla bir dediğini iki etmeyin. Baş üstüne. Askerim!
hanenin padişahını tevkif edeceksin. İslam halifesinin evine gideceksin, kapıya vuracaksın, gel buraya diyeceksin. Halifeliğin bana sökmez. Padişahlığının hükmü sona erdi, öyle mi? Adın ne senin? Ahmet. Sargı bizi getir çabuk. Sağ ol hemşire. Bir şey değil. Yaralınız çok bir faydam olur diye geldim. İstemezsen gidebilirim. Kal, sağ ol. Aa! Aa! Şunu yaraya bastır. Çabuk. Makas getirin. Kesin bacağımı. Merak etme. Bacağı kurtaracağız. Sık dişine. İyi olacaksın. Sakin ol. Tamam. Kesin. Padişahın tahttan indirilmesi üzerine kurduğumuz plan suya düşünce mecburen diğerine geçmek zorundayız artık. Şehzade Mehmet'in tutuklanması bizim lehimize midir Yüce Efendi? Şehzade Mehmet'i başa geçirmek için isyana kalkışan askeran ve zabitat hiç farkında olmadan ileride ayağımıza takılma ihtimali olan bir taşı da bizim için bertaraf etmiş oldu. Bugün padişahı devirebilmiş olsaydık, senelerdir yatırım yaptığımız şehzadeyi başa geçirmekle kalmayacak. Aynı zamanda Kırım'dan Cebeli Tahra, Dicle ve Fırat'ın suladığı bereketli topraklardan Galiçya'ya kadar geniş coğrafyayı yüce birliğimizin mutlak kontrolü altına almış olacaktık. Olmadı. Lakin olmayacak manasına gelmez. Osmanlı'nın bütün idaresini elimize almak, alamayacaksak da o bütünü parçalara bölüp arzu ettiğimiz şekilde yeniden birleştirmek ihtimali bile bana bu savaşı kanımın son damlasına kadar ihtiyaç duyduğum gücü fazlasıyla veriyor. Altından kalkamazsınız. Bu işte en ufacık bir dahiliniz varsa bu vebalin altından kalkamazsınız. Osmanlı bunun hesabını tek tek sorar sizden. Hali hazırda devam eden tahkikat neticesinde kazara bir Fransız, bir İngiliz, bir Alman, bir İtalyan veyahut bir Rus'un eline koluna denk gelirsek o kolu kesmekle kalmaz, o kola hükmeden kafayı da bedenden ayırırız. Ve bunu gözümüzü kırpmadan yaparız. Varın gidin şimdi hükümetlerinize bunu bildirin. Tez vakitte bildirin ki yanlış bir adım attılarsa ikincisini atmaya zinhar cüret etmesinler. Gel Serra, gel. Gazetelerin taslaklarını getirmiştim efendim. Ver bakalım. Bu perdevin manşeti mi olacak? Evet Bay Miloş. Şöyle yapalım. Hürriyet'in ayak sesleri. Siz nasıl münasip görürseniz efendim. Bunu da ateşle oynuyorlar yapalım. Ateşle oynuyorlar. Satışlarımız nasıl gidiyor Server? İnsanlar okuyor mu gazetemizi? Fevkalade Bay Miloş.
Hatta şahsen tahminlerimin çok çok üstünde. Daha iyi olacak Server. İnanın daha iyi olacak. Sayenizde Bay Miloş. Dini yayınlarımız ne alemde? Emrettiğiniz üzere İslam medeniyeti tarihi, nebilerin amelleri, ayrıca işaret ettiğiniz fıkıh ve ilmihal kitaplarını yeniden neşredip dağıttık. Güzel. Mekteplere üçer beşer bila ücret yollamayı unutmayın. Memleketin her köşesine gönderilmesini istiyorum kitaplarımızın. Emredersiniz efendim. Başka bir şey yoksa benim bir geçmiş olsun ziyaretine gitmem lazım. Ne yapacaksın Mustafa? Sabaha kadar kalsın zindanda, aklı başına gelir. Erkenden başlarım sorgusuna. Onu demiyorum be oğlum. Şehzadenin akıbeti zaten belli. Farah diyorum, Farah. Neticede kızını sana emanet etti rahmetli. Daha ne yapayım hani? Rahmetli istediği nikahlandığım gün evimi açtım. Demek ondan göndermiş sana. E buraya niye getirmemiş kendi evini? Onu da anlattım. Ben onunla konuşacak bir şey bulamam. Siz akransınız, öyle şeyler. Ama mesele başkaymış tabii. Zor tabii be Mustafa'm. Onca sene sonra karşısına çıkıp ben babanım demek. Demek insan son nefesini verirken söyleyebiliyor böyle şeyleri. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Önce kıyas ettim baba. Şimdi de Davut Paşa. Kötüler bu dünyaya kazık çakarken erkenden gidenler hep iyiler mi olacak be Mustafa? Orasını Allah bilir be Ali. Kız. Babasını bulduğu gün kaybetti. حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Teşekkür ederim. Önemli değil. Davut Paşa için çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Aslında son nefesinde büyük bir iyilik yaptı bana. Yıllardır kafamın içinde dolaşan sorunun tutsağı olmaktan kurtardı beni. Evet, yapabileceğim başka bir şey var mı? Peki şimdi ne yapacaksın? Önce kalacak bir yer bulmam lazım. Sonra annemi bulmam lazım. Bilmiyorum. Farah. Anneni bulana kadar bizimle kalabilirsin. Merak etme. Başın sağ olsun Feriha. Davut Paşa Feriha. Şehit olmuş. Haberin yok muydu? Yok. Cenazesi yarın öğlen kaldırılacak. Allah rahmet eylesin.
Gitmeyecek misin? Büyük başım, büyük derdi olurmuş sultanım. Galo beladan beri böyle gelmiş, böyle gider. Biz bunu bilerek geçtik bu devletin başına Kenan Efendi. Cihan İmparatorluğu idare etmenin en büyük müşküllerinden biridir. Bir tarafta harici düşmanlıklar, diğer tarafta da dahili düşmanlıklar. Bizi asıl yaralayan ne biliyor musun Kenan Efendi? Bizi asıl yaralayan dışarıda düşmanın en acımasızı, en sinsizi, en düzenbazıyla canı pahasına harp edip kanıyla toprakları sulayan vatan evlatların bir mezar taşı bile olmadan yatıyor olmaları. Bunun yanında dahilimizde canımızdan, kanımızdan bildiklerimizin bizi içimizden hançerliyor olmaları. Bizi en çok bu yaralıyor Kenan Efendi. Bizim kulağımıza gelen malumat maalesef sultanımın pek yerinde olarak tespit ettiği üzere bu meyandadır. Nedir kulağınıza çalınan Kenan Efendi? Devleti âlinin bankasının başına getirdiğiniz, memleketin iktisadi istikbalini emanet ettiğiniz Boris Zaharyas Namşahs'ın bu emanete ihanet ederek zatı devletlerini derdest edip Şehzade Mehmet Efendi'yi tahta geçirmek üzere bu isyanı tertip etmiş olduğudur. Evet. Bize gelen istihbarat da aynı yeri işaret ediyor Kenan Efendi. Osmanlı'nın payitahtının sokaklarında, cami avlularında, kahvehanelerinde konuşulan lakırdılar hep bu meyandadır. Sağ olasın Kenan Efendi. Evvelden kendini siper edip benim canımı kurtarmıştın. Şimdi de aynı şeyi devletin şanı ve şerefi için yapıyorsun. Var olasın. Çok üzüldüm Halim. Mustafa'mla benden çekecekleri var Süreyya'm. Çekecekleri var. Farah yıkılmıştır. Yıkılmıştır herhalde. Düşünsene. Yıllar sonra babanı buluyorsun. Bulduğun günde ebediyen kaybediyorsun. Benim aslan oğlum nasılmış? Kızımız gayet iyi. Ne? Çok yorulduk bugün. Müsaade edersen istirahat etmek istiyorum. Tamam Süreyya. Ben de biraz daha oturur gelirim. Allah rahatlık versin Süreyya. Ah be Davut Paşa. Başınız sağ olsun. Cümlemize Nedim Efendi. Cümlemizin. Ali Bey, ben... Yani... bir şey mi diyecektiniz Ethem Efendi? Aslında hani... Anita von Wilhelm, Süreyya'nın arabasını... Yine mi aynı şey oldu Ethem Efendi? Yo. Aslında evet. Hani bir şey olursa söyleyin demiştiniz ya. Siz burada yokken kapıya biri bir paket bıraktı. Jasmine aldı içeri getirdi. Süreyya Hanım paketi açtığında içinden bomba çıktı.
Jasmine son anda bombayı alıp bahçeye atmayı başardı. Ney? Ali Bey, Süreyya Hanım size söylemeyelim diye tembih etmişti. Ne olur, eğer size söylediğimi duyarsa canımı okur benim. Yok aga, bugünden tez yok. Süreyya'mla oğlumu İstanbul dışında güvenli bir yere göndereceğim. Hemen Ethem Efendi, hemen. Annen hakkında başka bir şey söyledi mi Davut Paşa? Söylemedi, bilmiyor herhalde. Annenin yerini de mi bilmiyormuş? Bir şey demedi. Acayip. Elinde o kadar imkan varken arayıp da bulamaması. Bulmak istememiş belli ki. Belki de. Bittiyse ben bunu kaldırırım. Beraber toplayalım. Yok, gerek yok. Paşa mevzu onu çok etkilememiş. Böyle yapıp acısını bastırmaya çalışıyor. Bu da bir nevi acı çekme şekli ama ruhuna çok zarar veriyor. Mustafa. Ben... Ben sizin yanınızda karargâhta çalışabilir miyim? Buna müsaade ederler mi? Siz kardeşler teşkilatı ve başındakileri yok etmek istiyorsunuz. Ben de onları ziyadesiyle tanıyorum. Faydam olur. Evrakların arasında annemi bulayım diyorsun. Evet. O da var. Destur! Padişah Hazretleri! Bunların hepsinin hesabı sorulacak Davut Paşa. Merak etme. Hepsinin hesabını tek tek soracağım. Kanın yerde kalmayacak senin. Davut Paşa Feriha'm. Şehit olmuş. Haberin yok muydu? Bırak kızımı! Bırak kızımı! Bırak kızımı!
efendi Boris. Burada mı yaşıyorsun? Bazen. Şimdi hemen benim eve gitmeni istiyorum. Büyük eve değil, surdaki eve. Masanın çekmecesinde küçük bir kutu var. Ucunda madalyan olan bir kolye. Onu istiyorum. Bir de masanın arkasındaki komodinde bir miktar para ve defter var. Onları da unutma. Tamam, hemen çıkıyorum. Celal, bir de temiz bir çarşaf getir. Geçti az evvel burada. Hiç kimse şehzadem. Sen sabaha kadar burada nöbettesin değil mi? Evet şehzadem. Hayırdır? Boris'e mi baktın? Yok. Sana baktım ben. Oo. Bu ne büyük bir şeref. Koskoca padre. Beni görmeye gelmiş. Garbisi. İyi. Yakından bak o zaman.